Şimdi bu gördüğümüz çeşme tarihe göre 1935'te yazılmış, söyleniyor. Ama bu su dağdan geliyor. Dağda ki şey, onların yapısı uzun yıllara dayanan bir şeydir. Belki yüzlerce yıl, binlerce yıl olan bir şeydir. O suyu buraya kadar çekmişler. Çekenlere de Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin ölenlere. Biz bu suyu kullanıyoruz. Şu anda da gördüğümüz gibi insanlar gelip içme suyu olarak alıp evine götürüyor ve 24 saatte akıyor. Şimdi bu su şu anda doğumlu akıyor. Muhakkak bunun gideri de bahçelerde kullanılıyor. Ve buranın bu mahalle olduğu gibi içme suyunu buradan tedarik ediyor. Dışarıdan da gelenler oluyor başka yerlerden. Yaklaşık 50 sene önce okulda bizim bir yakınımız, arkadaş, öğretmen onlardan bir şiir yazmalarını istiyor. Burada bir şiir yazıyor. Tabii o dönemde Türkçemiz zayıftı. Biraz Kürtçe karışık konuşuluyordu. Diyor, öğretmenim ben şiirimi yazdım diyor. Hadi oku diyor. Diyor, Kanya güzeye av yedi, tarlada genim yedi. Bugün geldi 23 Nisan, yani 23 Nisan'la ilgili bir şiir istemişti. O da bunu yazmıştı. O yıllarca o dillerde hep dolaşıldı, anlatıldı. Ceviz Pınar Çeşmesi, muhakkak önceden belki ceviz ağaçları fazlaydı. O ismi koymuşlardır. Dolayısıyla bu mahalle de ismini bu çeşmeden aldı. Ceviz Pınar Mahallesi olarak. Güzel bir restore yapısı var ya, bu tarihi bir eser gibi olur. Evet, seni beğenelim. Yıllardan beri akıyor. Biz yani yokken de bu su akıyor, şimdi de akıyor. Bu Ceviz Pınar Çeşmesi olarak geçiyordu. Eskiden derin hemen hemen büyük bir kısmını su ihtiyacını gideriyordu. Şu anda da su akıyor, yani ihtiyaç dahilinde kullanılıyoruz. Bu tarafta gelin.